Herkese merhaba sevgili Teknoloji Oku takipçileri. Ben Özgür Çetin. Teknoloji Oku YouTube kanalına hoş geldiniz. Yepyeni bir Teknoloji Oku yorum programıyla karşınızdayız arkadaşlar. Her hafta o haftanın teknoloji gündemini değerlendirdiğimiz programımızın bu haftada birbirinden önemli konu ve konukları var arkadaşlar. Her hafta teknoloji gündemini değerlendirdiğimiz programımızda bu haftada gündem oldukça yoğun. Şimdi gelin bakalım bu hafta hangi teknoloji haberleri bizleri karşılıyor. Bu haftaya damgasını vuran en önemli teknoloji olaylarından ilki ise sosyal medya şirketlerine 10'ar milyon TL ceza kesilmesi oldu arkadaşlar. Bildiğiniz gibi Temmuz ayında yeni bir sosyal medya yasası yürürlüğe girmişti. Bu yasayla beraber Türkiye'den erişimi, günlük erişimi 1 milyon ve üzerinde olan sosyal medya şirketlerine veya medya platformlarına, ki bunlar arasında Twitter var, Facebook var, YouTube var, Twitch var ve benzeri birçok sosyal medya platformu var. Türkiye'de temsilci bulundurma zorunluluğu getirilmişti arkadaşlar. Bu Temmuz ayında yayınlanan yasa 1 Ekim itibariyle yürürlüğe girecekti. Yasada belli yaptırımlar yer alıyor arkadaşlar ve belli kademelerde, belli günlerde, belli şeyler yerine getirilmezse eğer bu sosyal medya şirketlerine ceza veriliyordu. Onlardan ilki şuydu: eğer bir ay içinde bu sosyal medya şirketleri bir temsilci atamazsa onlara 10'ar milyon TL, yani atamayan kim varsa hepsine 10 milyon TL ceza kesilmesi vardı. Şimdi ilk aşamaya gelmiş bulunmaktayız. Bunun ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci aşamalarına kadar gidiyor. Farklı farklı cezalar, farklı farklı engelleme yöntemleri var eğer temsilci atanmazsa Türkiye'de. Örneğin bir ay daha atamazlarsa, yani Aralık ayına kadar eğer temsilci atanmazsa 30 milyon TL ceza daha geliyor. Ocak ayına kadar atanmazsa, yani bir ay daha atanmazsa eğer, yani Ocak 2021'e kadar temsilci atanmazsa Türkiye'deki sosyal medya şirketlerine reklam vermek yasaklanacak arkadaşlar. Bir sonraki aşamada ise eğer bu sosyal medya şirketleri bir temsilci atamazsa onlara %50 oranında daraltma geliyor. Yani bant genişlikleri %50 oranında daraltılacak. Eğer 3 ay içinde yine bunu da yapmazlarsa, yine atama yapmazlarsa bu sefer %90 oranında bant genişlikleri, tabii ki Türkiye'dekinden bahsediyorum, daraltılacak. Yani sosyal medya şirketleri Türkiye'de eğer temsilci bulundurmazsa başlarına gelecek olan şeyler bunlar. Hatta biz bunları başka bir videoda anlatmıştık arkadaşlar. O videoda izlemek isterseniz ben şimdi soldan kutulardan koyarım yukarıya. Oradan da tıklayarak daha detaylı bir şekilde izleyebilirsiniz. Haftanın gündemine damgasını vuran ikinci konu ise arkadaşlar sahibinden Koma Rekabet Kurumu tarafından bir soruşturma başlatıldı. Biliyorsunuz Türkiye'nin en büyük ilan sitelerinden bir tanesi olan sahibinden.com zaman zaman böyle işte haksız rekabet ya da rakiplerini işte bir şekilde rekabetin dışında tutmakla suçlanıyordu. Yine benzerlerinden bir tanesi işte geçtiğimiz günlerde 6 Kasım itibariyle ortaya çıktı. Daha doğrusu böyle bir soruşturma açıldı arkadaşlar. Tabii ki bu soruşturma sonucunda suçlu ya da suçsuz da bulunabilir. Suçsuz bulunursa zaten soruşturmaya gerek olmadığı karar verilecek. Ama suçlu bulunursa da bununla ilgili muhtemelen bir ceza verilecektir diye tahmin ediyorum sahibinden Koma. Şu anda Rekabet Kurumu'nun araştırması devam ediyor. Suç soruşturma açılmasına gerek olup olmadığına bu araştırma sonucunda karar verilecek. Bunu da hatırlatmış olalım. Haftanın bir diğer ilginç haberi ise Xiaomi Türkiye'den geldi. Şimdi Xiaomi geçtiğimiz günlerde bir duyuru yapmıştı ve dünyada en çok satan cep telefonu markası olduğunu da açıklamıştı. Son çeyrek raporuna göre tabii söylüyoruz bunu arkadaşlar. Biliyorsunuz çok agresif bir politikaları var. Özellikle giriş ve orta seviyesinde Xiaomi'nin birçok telefonu bulunuyor. Farklı markaları da var biliyorsunuz şirketin. Poco isimli başka bir markası daha var. Hatta biz de zaman zaman o ürünleri de inceliyoruz. Dünya çapında satış yapan bir marka haline geldi Çin merkezli Xiaomi. Ve bunun sonucunda da şu anda dünyada en çok satan oldu. Tabii bunun bir de Türkiye tarafı vardı. Yine bize bir bülten gönderildi. Gönderilen bültende de bir araştırma şirketinin raporlarına göre, rakamlarına göre Türkiye'de en çok satan, ki son çeyrekten bahsediyoruz bu arada, marka olduğu açıklandı. Biliyorsunuz şimdi farklı markalar farklı şirketlerin verilerine dayanarak kendilerini birinci ilan ediyorlar. Xiaomi de işte bir şirketin raporuna göre dayandırarak kendini Türkiye'de en çok satan marka oldu. Muhtemelen diğer markalar, Huawei olsun, Samsung olsun, diğerleri buna itiraz edecektir diye tahmin ediyorum. Şimdilik bir itiraz gelmedi. En azından bize ulaşan bir bilgi yok. Ama muhtemelen birkaç gün içinde
bu açıklanan rakamlara ya da bu birinciliğe en azından bir itiraz gelir diye tahmin ediyoruz arkadaşlar. Haftanın bir diğer teknoloji gündemi ise Netflix ve Amazon Prime Video'dan geldi. Biliyorsunuz bu sosyal medya yasasıyla beraber, aslında tam beraber değil ama eş zamanlı dönemlerde çıkan bir yeni bir yasa ile beraber Türkiye'deki dijital platformlar, özellikle işte Netflix gibi, özellikle Amazon Prime, Blue TV ve benzeri video yayını yapan, televizyon yayını yapan ve sinema, dizi vesaire yayınlayan platformlar RTÜK'e bağlanmıştı. Tabii bunun bağlanması demek sadece kontrol maksatlı değildi. O RTÜK'ten bir lisans alması gerekiyordu o platformun. Bunlar başvurularını yapmışlardı. Hatta orada da böyle ufak çaplı bir kriz yaşanmıştı. Spotify almamıştı, RTÜK uyarmıştı. 24 saat dedi, 72 saat dedi, 36 saat dedi falan filan derken böyle bir hafta 10 gün sürüncemede kalan bir konu sonucunda Spotify lisansı aldı. RTÜK'ten yapılan açıklamaya göre ise şu anda Netflix ve Amazon Prime Video Türkiye'de yayıncılık yapma lisansını aldılar. Diğerleriyle ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı. Yani Spotify'ın durumu nedir veya başka platformların durumu nedir bilmiyoruz ama bu ikisinin en azından Türkiye'de yayıncılık için lisans aldığı da açıklanmış oldu. Bu da Netflix kapanıyor mu, işte şu oluyor mu, bu oluyor mu ki özellikle Netflix için böyle iddialar ortaya atılmıştı biliyorsunuz. Kafaları karıştıran iddialardı bunlar. Bu iddiaların da geçersiz olduğu da bu şekilde ortaya çıkmış oldu. Netflix Türkiye'de kalıyor. Türkiye'de çalışmaya, Türkiye'de içerik üretmeye, Türkiye'de Türk dizilerine, Türk filmlerini vesaire yapmaya da devam edeceği anlamına geliyor arkadaşlar. O yüzden içiniz rahat olsun. Netflix'te bir sıkıntı yok. Amazon Prime'de de bir sıkıntı olmadığını söyleyelim. Muhtemelen önümüzdeki günlerde böyle peyderpey diğer platformların da lisans aldığını duyacağız diye düşünüyorum. Evet arkadaşlar, bir teknoloji gündemini değerlendirdiğimiz Teknoloji Oku Yorum programının daha sonuna geldik. Haftaya yepyeni konularla, yepyeni başlıklarla karşınızda olmak üzere YouTube kanalımıza abone olmayı ve bizleri aynı zamanda Instagram, Twitter ve Facebook gibi sosyal ağlarda takip etmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın, hoşça kalın.